Bugün tarihi bir gün. Biz bir komando aldık. Hayır, durum absürt. Herkese günaydın arkadaşlar. Yine 10 kere arkadaşlar. Vize haftasına hoş geldiniz. Haftaya sınavlarımız var. Hatta benim ilk sınavım bu cuma. Ya mat 201 saymıyorum. Ben senin, iki tane girdim mi? Senin ne zaman? Bir dahaki. İki tane bu hafta var. Perşembe. Sendeyiz yani. Bugün derse gitmedin. Uyuyakaldım. Gece çok kötü kabuslar gördüm. Ve hani böyle üç harfliler, karabasanlar tarzında. O yüzden kalkamadım sabah. Ama hoca sınav sorularını çözmüş. Yani hiç ona çok da gerek yok. Küçük ben onları zaten geçen gün çözdüm. Evet. Ama doğru mu bilmiyorum. Şimdi muhasebe dersim var. Ondan önce biraz ders çalışacağım. Öyle. Sen de muhasebe oluyorsun. Aynen. We use the new balance of retained earnings. It's copy. And then the total. Hey, onu kırparsın. Lütfen kırp. TikTok'larını izliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Çünkü TikTok'larını takip ediyorlar. Aynen. Arkadaşlar üzülürüm. TikTok'larını da takip edin. TikTok. Ama gizli hesabım. Aa, öyle mi? Gizletenler sağ olsun. Biz sinemalaya çıktık. Ama çalıştık. Evet, ben Black Friday'de ne alacağımı çok iyi çalıştım. Sepetim şu an gayet hazır. Ne alacaksın? Ya baktığım şeyler gösteririm. İndirim var mı bize? İyi, ben de onu bekliyorum. Bedenleri yakalarsam eğer. Alışveriş terimleri geldi bana. Tamam. Zülal'le çalıştım. Düşündüm. Bir şey yani. Bir dakika mı düşündün? Zülal sürekli Teoman dinledi bu arada ve o evet, öyle bir dinledi ki ben de dinledim. Hayır, Teoman yani. Dinledi. Bayağı ses hayır, geldi şey, ama. Neydi ya? Teoman değil. Ben de dinledim bilmiyorum dinledi ama hayır, bayağı ses geldi. Biliyorum. Hayır, valla Teoman dinledi. Teoman yani. Çalmadı. Yabancı çalmadı. Evet, onu dinledim. Evet, tamam. Ders çalışacağım. İstatistik çalışacağım şimdi. Sabah 9'da istatistik dersim var. Ondan önce okula kahvaltıya gitmeyi düşünüyorum ki bayağıdır okulda kahvaltı etmiyorum. Çünkü 9'da bitiyor. Ve bakın tırnaklarımın ikisi koptu. Öyle. Yarın görüşürüz. Ben ders çalışmaya kaçıyorum. Öptüm. Günaydın. 9 dersine makyaj yaptığımı inanamıyorum. çok yorgunum. Muhtemelen pop quiz olacağını tahmin ediyorum ama olsa da bir şey yapamayacağım. Öyle. Nil'le kahvaltıyı kaçırdık. Yani kahvaltıyı atmayacağız Nil'le. Direkt derse gideceğim. O kadar erken uyanamadım. Öyle. Öpüldünüz. Mikroekon dersimize geldik. Pop quiz olabilir. Olur mu sence? Bence de olacak. Çünkü iki ders olan ders saatinde yapabiliyor. Kuzey'e geldik. Selam, Bartu'yla'yım. Şimdi Bartu'yla gideceğiz kütüphanede. Yer kapmaca oynayacağız. Önce bir sandalye kapmaca. Sonra, gerçi bana yer tutmuşlar da Bartu biraz. Bana tutmamışlar. Tutmamışlar. Sonra sen de çalışacaksın. Ben mat 105 ve AE çalışacağım. Buradan Gözde Hoca'yı izliyorsa sevgiler. Selamlar ve sevgiler. Selamlar. Ben de ne çalışacağım? Karar vermedim. Ya istatistik ya mikroekon çalışacağım. Bakalım aşağıda ne diyeceğim. Mikroekon alıyorum. 105. Hayır. Ekon 101 mikroekon. Ekon 203 diye geçiyor. O da mı mikroekon? Mikroekon aynen. Dey büyük. Oğlum sıkıntılı mısınız? Çıktık. Çıktık sonunda. Şimdi şeye gidiyoruz. Zülal ve Zülal'in annesinin yanına gidiyoruz. Aa. Selam, size çektim. Adaklı vlogtasın. Tanıyorum ben seni Nil ya. Tanışıyormuşuz biz. Ben tanıyorum, evet. Sen mi tanıştın? Nil ben.
Adaklı seni vloguma koyabilir miyim? Ay ben de çok random tamam. insanlar kaldım. Senin şeyin ne olur? Evet, Nurhan ve Emre kameraların karşısında. Şu an nereye gidiyorsunuz? Şu an nereye gidiyoruz? Beşiktaş'a gitmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz, aynen. Evet. Neden? Arkadaşlarımızla buluşacağız, yani Adana'ya dönecekler. Ha, o yüzden. Anladım, tamam. Nurhan sen bilgide okuyorsun, biraz bahset istersen. Bilgide uluslararası finans okuyorum, tam burslu. Evet. Zeynep Hanım, kampüs ortamı var özel okullara nazaran. Çok güzel zaten okul. Eğitim açısından da çok iyi. Özel okul düşünen varsa herkesi ben bilgiye tavsiye ediyorum. Mesela Koç ve Sabancı dışında bence şu an bilgi geliyor zaten Türkiye'de. Evet. Yani ben öyle gömmek gibi olmasın ama Bahçeşehir'in falan yalan olduğunu düşünüyorum. Hiç gömmedim. Emre sen nereden okuyorsun? Ben Üsküdar Üniversitesi'nde okuyorum. Buradan mühendisliği okumaya çalışıyorum ben. Evet. Onun dışında... Yarın Adana'ya dönüyorsun. Yarın Adana'ya dönüyorum evet. Perşembe. Sağ olun. Güzel bir şey nereye gidiyorsun? Cimri çalışma yere gidiyorum. Tüzellere gideceğim. Ödevi yapsam da gideceğiz. Ben gerçekten çok yorgun gözüküyorum bu arada. Zaten ödevim yarın neydi dersler? Neyse ödevi yaptım. Evet ama bitiririz yani. Aynen. Selam. Dün vlogu kapamadım, bugün de açmadım, akşam oldu. Bugünü böyle geçeceğiz. Çünkü bugün derslere girmeye full ders çalıştım, öyle söyleyeyim. Yani sınavlara çalıştım. Neredeyim şu an? Bebek Starbucks'tayım. Bir arkadaşım bekliyorum, o gelecek, onunla buluşacağız. Sonra akşam bir şeyler yapacağız. Ay belki onunla da bir şeyler çekerim. Uzun süreyim artık. Selam. Merhaba arkadaşlar. Kaan'layız. Şimdi Kaan ilk kez hayatında kumpir denecek. Evet, çok heyecanlıyım ama evet. Bence güzel olacak. Zaten malzemeler patates falan güzel yani. Evet, tamam seni denerken çekeceğim şimdi. Tamam. Ama patatesinden daha. Tamam. Sevdin kabul et. Evet, cidden çok güzel. Günaydın. Gino da. Gino mu diyeyim? Gino. Şimdi okula geldim. Buradan ders çalışmaya geçeceğim. Yarın sınavım var. Kimle oturuyorum tahmin edin. Dur tahmin için bir saniye. Tamam. Bence çoğu tahmin etmiştim. Evet çünkü sesin çıktı arkana. Neyse Bartu ne yapıyorsun? Sınavlar ne zaman? Sınavlarım şu an bir tık yoğundum. İki tane sınava girdim. Biraz çalışacağım hafta pazartesi, çarşamba yine sınavım var. Evet. Ama çok derse girebildiğim için o iki derse bir tık zorlanıyorum. Bir birinci sınıfta derse gitmeme sendromu oluyor. Bende hala var ama hallediliyor arkadaşlar bir şekilde. Yani ders yüzden şimdi baktığın zaman hoca işte 2 saatte bir slide anlatıyor. Evet. Sen hani 20 dakikada 30 dakikada çalışabilir misin diye. O yüzden işte verimsiz bir teyit geliyor sana. Aynen bana da öyle geliyor. Ama sınav zamanlarında anlıyorsun aslında gitmenin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü eksikler onlara açıklıyor. Senin o açıklamalar sende eksik olduğu için araştırman gerekiyor. Bazen daha uzun da sürebiliyor. Ve hocanın istediği şeyleri söylemen gerekiyor klasik sınavlarda. Orada çok patlıyorsun. Yani gitmediğin zamanlarda yani derse gitmiyorsan kendi çalışırken sonra hangi kısmı önemli, hangi kısmı önemli, onu da tamamlayamıyorsun. Aynen. Biraz zorluyor biraz. Senin parmakların güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bakayım. Oha! Çok şık. Arkadaşlar molaya çıktık. Dur şöyle çekeyim. Merhabalar. Merhaba. Ne çalışıyoruz? Cimpe. Cimpe çalışıyoruz. CMP. Siz ne çalışıyorsunuz? CMP. Biri var sürekli CMP diyor bölümünü sorduğumuzda. Ben bilmiyorum. Cimpe diyoruz yani genel olarak. Uzaklaşıyoruz arkadaşlar öyle insanlardan. Bir şey soracak. Ha, siz ne çalışıyorsunuz? Dur sizi çekeyim. Ha, Eylül de Cimpe çalışıyor. Eylül'le aynı ders alıyoruz. TK. TK çalışıyorsun. Ne zaman sınavın? Yarın. Evet tamam. Ama tabii ki sevmiyorum. Günaydın. Merhaba. Bugün quizim var. Eğer quizden kalırsam eğer kalmayacağım. Lab'a giremiyorum. Şimdi kalanları lab'a almıyor mu hoca? Hatta ne oluyor biliyor musunuz? Herkes böyle önlüğünü giymiş oluyor, hazırlanıyoruz. Sonra quiz oluyoruz. Sonra hoca onları 2 saniye okuyor ve herkes böyle isimlerini söyleyen önlüklerini çıkartıp odadan gidiyor böyle. Çok komik bir ortam oluyor ve çok inanılmaz gerici. Eğer bunları bir şey olsa ben oturup ağlarım. Ama ya bence de bence gülersin. Bence bayağı gülersin. Hayatım o kadar doluyum ki ağlayabilirim yani şu anda.
Evet, bizim de sınavımız var şu üzüler. Tam bir saat sonra. Şey koysana. Şey. Eylül'ün, Zülel'in ve benim bir saat sonra Cimpe 140 sınavımız var. Aa, size kod yazıyoruz. Bilgi vereyim mi? Ver. Eskiden Cimpe bölümündekiler Cimpe'ye Cimpe diyor. Yo, Cimpe diyormuş. Sonra evrimleşir siyampi oldu. Hayır, siyampi olmadı. Arkadaşlar, sınav yarım saat ertelendi. Biz böyle bekliyoruz Daltonlar gibi. O, duruyoruz yani sadece. İlk sosu benim. Öyle misin? Boyun kaç? 1.60. Ben de 1.60'ım. Sen? Kısa olan en benzer değil mi? Evet. 1.64 falansın. Dilara, senin boyun kaç? 80. Oo, koydum zaten. Koydum ama Daltonlar da en uzun olan en gerizekalı olan. Aynen. Biz de boyla doğru orantılarak zeka atıyor arkadaşlar bu ekipte. Öyle yani. Öyle. Evet öyle. Benim mallık seviyorum. Sen 7 oy aldın bunu unutma. Kendin oy verdin. Oha, ben 1 oy verdim. İşte sen 7 oyla aldın 1 nil. Nil'i de sen verdin. Aynen. Evet. How much? Utility is 2. Okay. 1, 2, 3, 4. Aman. Kim demiş? Vallahi ciddi. Merhaba, kadını uykum var. Evet, Rüler'lerin evine geldik. Ne izledik? Bihter'i izledik Amazon'dan. Film hakkındaki yorumları. Bence güzel. Aşkım benim böyle diziyle bayağı dalga geçmişler. Evet. Ama bilerek sanki kötü oynamışlar. Neydi o film tarzının adı Eylül? Boşver kanka. Tamam, bir şey var yani orada kullanılan bir sinematik teknik. Aynen. Bayağı biliyoruz. Biz anladık. Evet, anladık. Öyle. İyi geceler size. Öpülüyoruz. Kahvaltı yaptık. Pelin yorumlarını alalım. Sermayla çay birleşimini çok severim. Ama benim pankeke bak bir de. Ben pankek yedim. Pankek ye kanka, ne olacak? Tamam, yiyeceğim. Üzüler TikTok izliyor. Uzun ya. Yandım. Sedo. Merhaba. Çok güzel pankekler yapılmış. Elinize sağlık. Şekiller düzgün olmadı diye. Ama kumsalladı ki her şey mükemmel olmak zorunda. Ama tabii çok. Böyle bir ders verdim ama. Aynen, bir anda sabah evet. Hayat dersi verdim. Tamam. Her şey şekil değildir. Sonra uzun boğazım. Anladım. Yapayım, Zülerlerden çıktım, eve gel. Ne bu? Kahve. Bunda kahve çıktı. Bizim bayağıdır makinede de bardaklarımız, bunu kullanmak zorunda kaldık. Tamam, bu kalsın. Günaydın, hava çok soğuk. İnanılmaz soğuk. Yine kalktım Allah'ın, sabah saat 6'sında kalktım. Ve buradayım. Ve kütüphaneye gidip sadece gözlerimi ovuşturuyorum. Bu da sana söylemedim bu bilgiyi ama 8'den beri sadece esniyorum böyle. Hiçbir bok anlamıyorum da. Böyle. Acıyı nasıl yapıyorsun? Acı yapmıyorum. Merhaba. Evet. Benim TikTok'larımı izlediniz mi? Belki. Düşünsene. Benim TikTok'larımı ben söylemeden görmüşler. Aa, açıysanız açı böyleyim mi? Böyleyim, böyleyim. Allah'ım ya. Seni de kapatabilirsin böyle. Tamam, bay bay. Naber? Çenemi şiş dinliyorum. Çenen şiş olduğu hiç gözükmüyor bu arada. Çok güzel. Dilara, hangi sınava giriyoruz? Hangi sınava giriyoruz? Estağfurullah. Ne? Estağfurullah. Estağfurullah. Bugün tarihi bir gün.
Çünkü biz mikroekondan kaldığımızı öğrendik. Değil mi Zülent? Hayatımda girdiğim en zor sınav. Benim de hayatımda girdiğim en zor sınav. Böyle bir şey yok. Ya bakın nasıldı biliyor musunuz? Soruların hepsi birbiriyle bağlantılıydı. 75 puanlık bir kısım vardı. 55 puanlık. 11 tane şık vardı. Aynen. Mesela birinci şıkkı bulamazsan sorunun devamı gelmiyor. Evet. Sen 5-6 soru boş boş kağıda bakıyorsun. Çünkü birinciyi bulamadın. Evet. Ve birinciyi bulmanı gerektiriyor ki ikinciye geçebil. Ve bize 3 yaprak A4 kağıdı verdiler. İşlem için. Aynen. İşlem için. Sadece bir sayfası dolu. Yani 6 sayfası dolu. Ondan da ben götümden işte average variable cost şuna eşitti, buna eşitti falan diye böyle salak saçma şeyler yaptım. AC eşittir, MC olursa aynen, eşittir. Şu if this happens falan yazıyorum, ben tamam mı? Ben sıfır buldum bir noktada. Ben dedim ki ben yanlışım. Ben bir yerde eksi buldum. Ondan sonra dedim ki herhalde bunu artı yapsam daha doğru olur dedim. Eksiyi artıya çevirdim, soruya öyle devam ettim ama böyle götümden atmalı hepsi. Ay çok yani. Kötü. Evet, eve geldim. Şimdi istatistik çalışacağım. Sonra yarın yine görüşürüz. Selam herkese. Şimdi evimdeyim. Şöyle ani bir karar aldım. Aslında mantıklı olduğunu düşündüğüm bir karar. İstatistik çalışacağım diye eve girdim ama baktım konulara, yani yetişecek gibi değil. Yani çalışırım çalışmasın ama yine çok düşük alırım gibi hissettim. O yüzden make-up'a girmeye karar verdim. İşte yarın gideceğim, rapor alacağım, hocaya mail göndereceğim vesaire. O şekilde yani istatistiği saldım gibi oldu. Daha sonra makroekon, muhasebe vesaire tüm sınavları çekeceğim. Vlog'la kapatacağım ki hem ben ve kızlar için de çok güzel anı oluyor. Yani ben çok seviyorum vloglarımı tekrardan izlemeyi. Kendime danı biriktirmek için böyle uzun uzun bir video çekmeye karar verdim. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Yarın görüşürüz. Second degree. Merhaba arkadaşlar, kumsalın neşesi sıfırmış. O yüzden blok açılışını ben yaptım. Nohut yiyoruz yemekhanede. Dilara, kumsal ben. Kumsal çorbayı çok sevdi. Bayağı sevdi. Biz sevmedik. Bitirdim ben. Hayır, bir kere. Bakın bomboş. Vejetaryen yemek de senin olan yemekhanede niye etli çorba yapıyorsunuz? Ama çok güzeldi. Değildi. Bence de değildi. Afiyet olsun, görüşürüz. Pardon. Yemek yedik. Şimdi kahve içip ders çalışmaya gideceğiz. Kimler var yanımda? Kimse yanımda yok. Dilara ile Zülal var. Pelin de geldi arkada ama. Sesim kötü çıkıyor çünkü hasta oldum. Ya bir bu eksikti bu yoğunlukta gerçekten. Ben çirkinim bugün. Nil geldi. Nil hoş geldin. Hoş buldum. Zülal, Pelin. Pelin sonunda bir vlogumda sinirli değilsin. Şu an sinirli geldi. Bu arada. Tamam, çekmeyebilirim istersen. Yapıyorum, vlog için yapıyorum. Ha, anladın. Drama yapacak. Senin bir kesitin var Nil, ben sen kütüphane değil. Sen o kadar sinirlisin ki. Nil, yine aynen. Böyle şey. Aynen. O kesiti koydum ben. Merhaba. Bugün sınavım var 5'te. Bu haftanın son şeyi, raporu saymazsak ve slay diyorum. Aynen, hafta. Harika yapacaksın. Evet. Ay bunun şeyi yok. Evet, sapı yok. Nasıl tutacağız? Böyle. Hem eliniz ısınır. Dökerim ben. İyi yanından bak. Eliniz yanı. Hayatta hep mi? İyi yanından bakacaksın. Bizim bölümde bir kız var. Kızı da hiç sevmem. Aynen, bu bilgiyi buraya yayınlayacağım. Ben sana bayım. Şimdi ya. Size gördüğünüz en küçük çay bardağını göstereceğim. Görüşürüz. Dur çıkmıyor. Hayır, çok büyük. Gayet ideal. İdeal. Vlog'da anlarlar mı? Bir şey diyeceğim. Anlarlar mı? Bu benim yüksek çay. Yüksek çay. Yüksek çay. Tanıyor mu? Tanıdık. Direkt gibi bitiyor. Görüyorsun. Hayır. Hem karala biraz gelir. Sen şurada dur.
Merhaba, günaydın. Bugün makro ekon sınavımız var. Ben yapamayacağım. Sanki ben yapacağım. Bugün son sınavıma giriyorum. Yağmur sınavları bitti. Ama senin de nelerin vardı? Ödevlerim var. Yarın akşam yetiştirmem gereken kanatlama endüstrisi ödevim var. Onu yapmaya çalışıyorum birkaç gündür. Evet. Arkadaşlar merhaba. Muhasebe sınavına gireceğiz. Son sınavı. Midterm. Aynen. Bitiyor. Yani ikinci sınıfın birinci döneminin son midterm olacak bizim için. Yani mat 201 var. İkinci midterm. İkinci midterm ama yani ilk midtermleri bitiriyoruz. Çalıştık yani ama yine her derste olduğu gibi Allah'a emanet tabii aynen ki. Öyle çıkışta da yani yapacağım şeyleri falan çekerim. Sonra günü kapattığımda artık vlog yüklemenin vakti. Çok iyi geçti. Sonunda bir sınavımız iyi geçti arkadaşlar. Çok soğuk. Bir şey diyeyim, ben ne zaman çok iyi geçti desem sıfır alıyorum. Ama bu sefer oldu. Elif çay aldı. Güler çilekli çikolata aldı. Çok mutlu. Bir şeyler söylenip bakıyor muyuz? Ben mutluyum. Biz yemek sepetinden tatlı söyledik ve adam bir yerken kaza yaptı. Koyma. Hayır, durum absürt. O yüzden güldük. Gece bir anda üzüldük. Benim yediğim tatlı biraz toprak kadı vardı. Düşen benim tatlı. Adam boğazında kaldı ve öyle böyle değil hani. Onu çıkarmak için o kadar çok öksürdüm ki şu an burası ben yara buldum. Oldu. Evet, 3-4 defa geçirdim. Neyse, hayattasın, buradasın. Umarım kurye doyduk. Evet, tamam, gidelim. Yemek yedik ve şimdi filme gideceğiz. Değil mi Eylül? Evet, açtık oyunları. Arkadaşlar, Hunger Games'ten çıktık. Yorumlarınız yok mu? Çok uzun ama çok uzun. Ama çok güzeldi. Evet, öyle. Vlogu burada kapatıyoruz. Bir sonraki sınav haftamızda görüşmek üzere. Çok öpüldünüz. Görüşürüz Eylül. Görüşürüz. Bye bye.